Yamuklarla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. AB 22 santimetre, CB 15 santimetre, AD 9 santimetre ise bizden ABCD yamuğunun alanını istiyor. Şimdi burada C köşesinden şöyle bir dikme indirdim. Zaten dik yamuktu. 9 ise burası da yine 9 olur. Aynı şekilde buralarda da diklik var. Pisagor bağıntısı. Eğer ben buraya x dersem, hipotenüsün karesi 15'in karesi, hatta hızlı yapalım. 15'in karesi 225. 225 burada 9'un karesiyle 8'in karesinin toplamına eşittir. 9'un karesi 81 artı x'in karesi. 81'i karşı tarafa attım. 144 olur. X'in karesi 144 ise 12 çarpı 12 144 olur. X dediğim sayı burada 12'dir. O zaman buraya da K noktası diyelim. KB noktası 12 ise 22'den 12 çıkartırım. AK noktası burası da 10 olur. Aynı zamanda bu AK bu yamuğun DC kenarı yukarıdaki tabandır diyebilirim. Yukarıdaki tabanım da 10 santimetre. Şimdi bizden alanı istiyor. Tabanımız 22. Üst tabanımız 10. Hemen bu ikisini topladım. Daha sonra yükseklik ile çarpıyorum. Yüksekliğim 9. 2'ye böldüğüm zaman yamuğun alanını bulabilirim. 22 ile 10'u topladım. 32 çarpı 9 bölü 2. 2'leri hemen sadeleştirelim. 2'yi böldüm 1. 32 2'ye böldüm 16. 16 çarpı 9 144 santimetre kare olur. Bir diğer sorumuz. ABC'de dik yamuğunun alanının alt taban artı üst taban A artı C çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu ispatlayalım diyor. Bakın A noktasından C noktasına bir doğru indirdim. İki tane üçgenimiz var burada. Yeşil olan üçgenle sarı olan üçgen. Şimdi öncelikle yeşil olan üçgene dikkatli bakalım. Bunu nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yeşil olana. C çarpı H taban çarpı yükseklik bölü 2 yeşil olan üçgen. Peki sarı olan üçgeni nasıl bulurum? Tabanımız burada A tabanı. Bu üçgenin yüksekliği dışarıda. AD buranın da yüksekliğidir. Bunu da A çarpı H bölü 2 şeklinde bulabilirim. Peki yeşil üçgenle sarı üçgenin toplamı neyi verir bize? Yamuğu verir. Bu ikisini topladığım zaman bana yamuğu verir. Bakın her ikisinde de H yüksekliği var. Biz burada C artı A'yı parantez içerisine alırsak C ile A'yı aldık. Bunu H ile çarpıyorum. Çarpı H dedik. Birleştirdim hemen bunu. 2 de işte sana A artı C çarpı yükseklik bölü 2 olarak karşımıza çıktı. ABCD bir dik yamuk olmak üzere DCEF ve AB birbirine paralel. AB DA birbirine dik. DC 9 santimetre. EF 8 santimetre. DE 8 santimetre, EA 6 santimetre ve AB'de 15 santimetre. Taralı bölgenin şu üçgenin benden alanını istiyor. Mavi ve sarıyla da diğer bölgeleri gösterelim. Şimdi ben öncelikle büyük yamuk ABCD yamuğu hızlı bir şekilde yapalım. Alt taban artı üst taban 15 ile 9'u toplarım 24 çarpı yüksekliği nedir bunun? Yüksekliği 14'tür. Bölü 2 bana bütün yamuğun alanını verir. 24 ve 2'yi sadeleştirdim. 12, 14 çarpı 12'den. Bütün yamuğun alanı 168 santimetre karedir. Bakın mavi olan yamuğa bakalım. Onun alanını buluyorum hemen. Alt taban 9, üst taban 8. 9 artı 8, 17 eder. Çarpıyorum. Mavinin yüksekliği DE kenarı, o da 8. Alt taban artı üst taban 17. Çarptım bunu yükseklik olan 8'de. 2'ye de böldüğüm zaman mavi olan yeri bana alanını verecek. 2 ve 8'i sadeleştirdim. 4, 17 ile 4'ü çarptım. 68 santimetre kare. Mavi olan yerin alanı. Sarı olan yere bakıyorum. Yine alt taban artı üst taban 15. Üst tabanı da burada 8. 15 ile 8'i toplarım 23 eder. 23 ile EA yüksekliğini çarpıyorum. EA yüksekliğinde 6. Böleceğim 2'ye bana sarı olan yerin alanını verir. 2'yi böldüm. 6'yı da 3 yaptım. 23 çarpı 3'ten de burası da 69 santimetre kare. Şimdi büyük olan yer 168 santimetre kare.
Mavi olan yer 68. Sarı olan yer 69. Şimdi baktığımız zaman eğer mavi olan bütün alandan mavi ve sarı olan alanları çıkarırsak geriye burada taralı yer kalır. 68, 69, ikisini hemen topladım. 17, 137 santimetre kare. Bütün alan 168 santimetre kareydi. Mavi ve yeşillerin toplamı 137 santimetre kare çıkartır. 31 santimetre kare olarak taralı olan yeri bulabilirim. Şekildeki ABCD yamuğunda DE ile FG birbirine eşit. Buraya kat dersem FG'ye de yine kat diyorum. Ve EC'nin 3'te 1'i kadarmış. O zaman EC de burada 3 kat olur. AB'nin de 6'da 1'iymiş. AB'nin de tamamına 6 kat demem gerekiyor. Taralı bölgenin alanının ABCD yamuğun alanına oranı kaçtır diyor. Bakın hemen buradan bir dikme indirelim. Bu dikmeye de H yazıyorum. H dikliği var burada. Taralı bölgenin alanı nedir burada? Alt taban artı üst taban kat artı 3 kat ne yapar? 4 kat yapar. 4 katla da yüksekliği çarparsan 4 kat çarpı yükseklik bölü 2 bu taralı bölgenin alanıdır. Hatta bunları da sadeleştirelim. 2 gitti. 4'ü de 2'ye böldüm. 2 kat. 2 kat çarpı yükseklik oluyor. Büyük ABCD yamuğuna bakıyorum. Büyük yamuğumuza bakalım. Alt taban 6 kat. Üst taban 3 kat burada. Kat burada 4 kat olur. 6, 4 kat. Bu ikisinin toplamını yükseklik ile çarpıyorum. Yükseklik mavi olan yer H idi. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman yine bize alanı verecek. 6 katla 4 katı topladım. 10 kat. 10 kat çarpı yükseklik bölü 2. 2'yi böldüm. 10 katı 2'ye böldüm. 5 kat oldu. Aşağıdaki de 5 kat çarpı yükseklik. Taralı bölgenin alanı 2 kat çarpı yükseklik. ABCD yamuğun alanı da 5 kat çarpı yükseklik. Bu ikisini birbirine oranlayalım hemen. Yükseklikler gitti. Katlar gitti. 2 bölü 5'tir. ABCD dik yamuğunda DC 14 santimetre, AD 10 santimetre, B açısında 45 derece olarak vermiş. Bizden bütün alanı istiyor. Şu şekilde bir dikme indirelim. Şöyle. Zaten dik yamuk karşı tarafı hem 10 santimetre olur. Burası da diktir. Aynı şekilde burası da diktir. DC eğer 14 santimetre ise K noktası diyorum buraya. AK de burada yine 14 santimetredir. Bakın buraya 90, 45. Buraya ne kalır? Buraya 45 derecelik bir açı kalır. 45'in karşısındaki açımız 10 ise 45'in karşısındaki açımız o da 10 santimetre olur. Ne istiyor bizden? ABCD yamuğunun alanı. Tabanımıza bakalım. 24. 14 artı 10'dan 24. Üst tabana bakıyorum. O da 14 santimetre. İkisini topladım. 38. Alt taban artı üst taban 38. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de burada 10. Bunu 2'ye de böldüğüm zaman alanımız çıkacak. 38 çarpı 10 380. 380 bölü 2 de 190 santimetre karedir. Şekildeki ABCD dik yamuğunda AE ile EB birbirine eşit. AE'ye A kenarı diyelim. EB'ye de A kenarı diyorum. CB 8 santimetre. Aynı zamanda bu yamuğun dik kenarı. Yüksekliği. DC eşittir. AB'den 2 santimetre daha kısa. Bütün AB 2A. 2 santimetre kısası 2A eksi 2 olur. Taralı alanda 80, bütün ABCD yamuğun alanında 88 santimetre kare olduğuna göre benden buradaki taralı alanı istiyor. Şimdi buradaki taralı alanda A'ları bulursak bakın. AE'yi bulursam yani A'yı bulursam bu üçgenin tabanını bulmuş olurum. Yükseklik de 8 tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölerim. Demek ki A'yı bulmak önemli. Şimdi buradaki neydi? Alt taban artı üst taban. Alt tabanım 2A. Üst tabanım da 2A eksi 2. Bu ikisini topla diyor. Şu şekilde. Daha sonra bunu yükseklikle çarpıyor. Yüksekliğimiz burada 8. Daha sonra bunu 2'ye böldüğün zaman ortaya bunun alanı çıkacak. Alanı da 88 olarak vermiş bize burada. 88. Temize geçelim. 2A, 2A burada 4A var. 4A eksi 2 üsttekini yaptık. Çarpı parantez içerisinde çarpı 8 bölü 2 eşittir 88. Şimdi eşitliği yapıyorum. İçler dışlar çarpımından. 88'in 2 katı 176'dır zaten. Burası 1.
1 ile bu sayının çarpımı kendisi eder zaten. 8'i parantez içerisine dağıtalım. 8 kere 4 a 32 a olur. Eksi 8 eksi 2 o da eksi 16'dır. 32 a eksi 16 eşittir 176. Eksi 16'yı karşı tarafa artı olarak attım. 32 a eşittir 176, 16 daha geldi. 192 eder. Her iki tarafı 32'ye bölüyorum. 32'ler gitti. 192'yi 32'ye böldüğümde 6 kere var. Demek ki A dediğim sayı benim 6'dır. Hemen buraya A yerine 6'yı yazdım. Ne istiyor? Taralı bölgenin. Bu bir üçgendir. Taban 6, yükseklik 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana bu üçgen alanı verir. Sadeleştirdim. 4, 6 kere 4. 24 santimetre kare olur. ABCD ikizkenar yamuğunda AD 8 santimetre, AB 5 santimetre, BC 14 santimetre ise bizden hepsinin alanını istiyor. İkizkenar kenar yamuk olduğu için burası 5 santimetre. Bakın A'dan aşağıya doğru şöyle bir yükseklik çizelim. Bu şekilde bir yükseklik çizdik. Bu yüksekliğe de A diyelim. 14 santimetre buraysa birisi K noktası olsun, birisi L noktası olsun. KL noktası burada 8 santimetre. AD'nin tam karşısı çünkü. Dikme indiriyorum. Burada yine bir diklik var her iki tarafta. Şimdi BK ile KC geri kalan yeri paylaşırlar. Tamamı 14'tü. 14'ün KL'si 8'i aldı. 14'ten 8'i çıkarttım 6. 6'yı da tam 2'ye böldük. İkizkenar olduğu için BK ile LC burada eşit oluyor. 6 bölü 2'den 3 santimetre. BK dediğim 3 santimetre. LC dediğimde 3 santimetre. Pisagor bağıntısı. 3, 4, 5 üçgeni var burada. Bu üçgeni unutmayın. Bu her zaman karşınıza çıkar. 3, 4, 5 üçgeni. 3 burada, 5 buradaysa hipotenüs 5 ise. Yani bu ikisinin kare toplamı 5'in kare toplamına eşittir. Ne olur o? 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. İkisinin toplamı 16 ve 9'un toplamı 25'e eşit oluyor. Aynı şekilde bunların katları da 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 5'in 2 katı 10. 3, 4, 5 üçgenler aklına gelsin. Burası 3, demek ki A dediğim yerde 4 olur. Şimdi bizden A, B, C, D istiyor. Zaten burada tabanımı bana vermişti. Ne lazım? Yükseklik lazım. Yüksekliği de 4 olarak buldum. Tabanım 14. Üst tabanım 8. Bu ikisinin toplamı çarpı yükseklik olan 4. 2'ye de böldüğüm zaman alan ortaya çıkıyor. 14 ile 8'in toplamı 22. 22 ile 4'ü çarpıyorum 88. Bunun da yarısı 44 santimetre karedir. ABCD yamuğunda DE 12 santimetre. DE 12 santimetresini yazdık. BC 20 santimetre. Orayı da yazdık. AD aynı zamanda bu bir yamuktur. Yamuğun üst kenarı, üst tabanı 10 santimetre olduğuna göre ABCD yamuğunun alanını bizden istiyor. Tek soru işareti var. Burada yükseklik yok. Yükseklik olsa taban belli, üst taban belli. Yüksekliği de bulursa ortaya çıkar. Şimdi burada bakın 3, 4, 5 üçgeninden hemen yola çıkalım. 3, 4, 5 üçgeni. Bu ikisinin kareleri toplamı 5'in karesine eşittir. Aynı şekilde bak burada da diklik var. Şimdi 3'ün 4 katı 12. 5'in 4 katı 20. Bak 12 de var, 20 de var. O zaman 4'ün 4 katı 16 olması gerekiyor. EC'nin. EC burada 16'dır. 12'nin karesi artı 16'nın karesi. Birisi 256, birisi 144. İkisini toplarsan 400 eder. 400 de zaten 20'nin karesidir. A kare artı B kare eşittir. C kare hipotenüsün karesine eşit. Şimdi kolları buldum. 12, 16. Peki bu mavi üçgenin alanını bulabilirim. Birisini taban, birisini yükseklik alacağım. 12 çarpı 16 bölü 2. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8. 12 ile 8'in çarpımı 96 santimetre karedir. Mavi olan üçgen 96 santimetre karedir. Şimdi buradaki H yüksekliğini bulacağım. Ben mavi olan üçgen alanını tabanını BC kenarı olarak alırım. 20. Yüksekliği de H'dir. Taban çarpı yükseklik. Yükseklik de H olur burada. Ve bunu 2'ye böldüğüm zaman yine bana alanını verir. O da 96 santimetre karedir. 20 tane H eşittir 96 çarpı 2'den 192 santimetre. 20 tane 192 ise H
P'yi bulmak için 192'yi 20'ye bölüyorum. Önce 192'yi 2'ye bölelim. 96. Daha sonra bunu bir sıfır daha kaydırmam gerekiyor. Ona böldüm. Virgülü bir sol tarafa daha kaydırdım bir basamakla. 9,6 buradaki bizim yüksekliğimiz. Şimdi artık hepsi belli oldu. Alt tabanım 20. Üst tabanım 10. Ne dedik? Yamuğun aralığını bulurken alt taban artı üst taban 20 ile 10'u topladım. 30. Daha sonra bunu yükseklikle çarpıyorum. Yükseklik de burada 9 tam 10'da 6'dır. Ve en son çıkan sonucu 2'ye böler. Yamuğun alanını bulabilirim. Bakın burası 30. 30'u hemen 2'ye bölelim. Sadeleştirelim bunları. 30'u 2'ye böldüm 15. 15 ile 9 tam 10'da 6'nın çarpımı bana buranın alanı verecek. 9 tam 10'da 6 hemen 15. 96 ile 15'i çarpıyormuş gibi. 6 kere 5 30'un 0'ı elde var 3. 9 kere 5 45 3 elde 48. 1 kere 96 96 eder. Topladım 0. 14'ün 4'ü elde var 1. 9 4 daha 13 1 elde 14. Virgülden sonra bir sayı var. Virgülden sonra bir sayı var. Ve virgülden sonraki sıfırın herhangi bir değeri yok. Sonuç burada 144 santimetre karedir.